Merhabalar, ben Oğuzhan Çimen. Şam'a Masterclass kanalına hoş geldiniz. Bugün Abdurrahman Aksu ile Vühi Karaca arkadaşlarımız bizlere iyon motorların işleyişini anlatacaklar. İyi seyirler. İyon motor nedir? Uzayda ateşlemeli motorların yerini alacak olan yeni nesil motorlardır. İlk iyon motoru ne zaman yapılmıştır? İlk iyon motoru 1950 yılında NASA tarafından düşünülmüştür. 1996 yılında ilk iyon motoru NASA tarafından fırlatılmıştır. İyon motoru bileşenlerini bulmak zor mudur? Ksenon maddesi dışında iyon motoru bileşenini bulmak kolaydır. Yakıt olarak ne kullanılır? Yakıt olarak ksenon maddesini kullanır. Pahalıdır ve zor bulunur. Bu yüzden NASA yeni yakıt arayışındadır. Sistemde elektronlar ksenon maddesine çarpmak için kullanılır. Bu iyon pozitif iyonların itiş gücü elde etmesini sağlar. Ksenon maddesi nedir? Ksenon maddesi asal gazlar arasında bulunan ve patlayıcı riski olmayan güvenli bir maddedir. İyon motoru yenilikçi bir sistem midir? Ateşlemeli motorlardan daha gelişmiş, ileri bir teknolojidir. Lakin günümüzde daha çok üzerinde çalışılıyor. İyon motoru uzaya gidiş için kullanılabilir mi? Ateşlemeli motorlardan farklı olarak güçleri 25 kuruşu kaldırabilecek kadardır. Uzayda hava olmadığından sürtünme de yoktur. Bu yüzden daha fazla yükü taşıyabilirler. Kaldırma kuvvetleri düşük olduğundan bu motor uzaya gidiş için kullanılmaz. Yer çekimine karşı koyabilecek kadar güçlü değillerdir. Bu yüzden uzaydan kalkış yapmak için ateşlemeli motorlar kullanılır. Daha sonra sürtünmesiz ortamda bu motorlar devreye girer. İyon motorlarının diğer roketlerden ayıran özelliği nelerdir? Hızları diğer roketlere kıyasla 8 kat daha fazladır. Diğer roketler saniyede 5 km'ye kadar hız yapabilirken iyon motorları saniyede 40 km'ye kadar sürat yapabiliyor. Diğer roketlerden daha küçük olduğundan üretim daha hızlıdır ve daha maliyeti azdır. Bugün konumuzda iyon motorlarını işledik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.